Partisi olan Daire Başkanımız Mehmet Orhan Bey'in hakikaten selamları var. Ben öncelikle onu size arz ediyorum. Artı İzmir Tıpta Başmüdürlüğü, Başmüdür olarak Ferit Kaçmaz, ben ve arkadaşlarım olarak da acınızı paylaşmaktan, rahmetlinin emaneti olan, hayatta olsaydı onun 2023 yılı geldiğinde açıp okuyacağı mektubu size takdime geldik. Aynı zamanda böyle bir görevi de yapma durumundayız. Uygun görürseniz onu takdim etmek istiyorum. Şöyle efendim. Kalbi paketinin içinde onu açmadık sizin kendinize zaman arz edersiniz. Nasıl isterseniz o zaman açmanızı size bıraktık efendim. Lütfen, lütfen. Teşekkür ederim. Lütfen. Uygun görürseniz daire başkanımla sizi telefonla görüştürebilirim. Şehidimizin emanetini teslim ettim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim başmüdürüm. Evdeyiz şu anda. Birkaç kelime size... Yani bu hüküm Allah'ın, biz her zaman diyoruz, inanan insanlar gerçekten onun mertebesi çok yüksek. Yani o cennette size bir yere gösterdi, yerinde duruyor. Onun için biz tabii ne desek bizim için yani fani alemde boş. Onu biliyoruz ama ateş düştüğü yeri yakar. Talimatıdır bize, hepimize. Ne zaman? Telefonum da var sizde. PTT ile ilgili olur, başka bir şey olur. Zaten devletimizin bütün imkanları, bütün organları aynı şekilde ama biz de... Ben oğluma bunu sürpriz olsun, çocuklarıma bir anı kalsın benden diye yazıp göndermiştim. Ve o gün son gündü yani etkinliğin. Evet, bir 29 Ekim bayram yani, günü yazmışsınız. Evet. Günü yazmışsınız. Evet. Son gün dedilerdi çünkü evet, son günüydü. Apar topar yazıp gidip desin işte. Oğluna yazdığım mektup geri geliyor kendine. Ya? Çocuklarına yazdığım mektup senin eline geri geliyor. Keşke biz de onların ölümünü görseydik yani. Gözümün içine baka baka söylese yani gözümün içine baksalardı be. Ya da o yani onlar öldürüldü ama keşke yakalanıp bize teslim edilseydi onlar. Her şehit annesine, her şehit babasına, her şehit kardeşine. Öyle. Zehra Hanımefendi'nin Cumhuriyetimizin 100. yılına PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan 2023 yılına mektup kampanyasında Nur Üstünde Yasin merhum kardeşimiz, Güngör kardeşimize yazmış olduğu 2023'e mektup maalesef kardeşimiz aramızda değil. Onun hatırası olarak biz de PTT Genel Müdürlüğü, PTT ailesi olarak Genel Müdürümüzün talimatlarıyla bugün aziz hatırasını belki bundan sonraki nesillere de taşıyacak olan bu kutsal emaneti annemize Zehra Hanımefendi'ye takdim ettik. Hem taziyemizi hem dualarımızı gönderdik. Evlendi bir hafta sonra görevek. Daha genç teğmendi daha. Genç teğmendi daha. Akar merkeze geçtiler. Orada görev başladı. Sonra eşi bir ay sonra falan yanına gitti. Orada evinde dediler sonra yer vermişler. Bu eşi de dedi ben lojmanda çıkınca dedik ki hadi lojman. Beraber taklarsınız inşallah. Onun hatırası hepimizin gönlünde olacak. Bize bir emriniz var mı? Yok efendim? Estağfurullah olur mu? Emir de demek. Estağfurullah efendim ne demek? Evet efendim, evet o emanetimiz artık sizin, size emanet ettik. Bizdeydi, biz koruyorduk. Zaten iki çocuğu var, öteki de sinir atıyoruz gibi oldu. Zeyda'nın teçhizler oldu.
Peçete şurada vardı. Tamam.